Efendim iyi günler. TV5 ekranlarından herkese merhaba. Haber merkezine hoş geldiniz. Ülkemizde ve dünyada yaşananları, ekonomi, siyaset ve dış politikadaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Haberlerimizde sizler için ekranlara getireceğiz. Canlı yayında önemli konuklarımız olacak. Önemli meseleleri konuşacağız. Şimdi bir haberimizle başlıyoruz. Bir afet yaşanıyor ülkemizde. Batı Karadeniz bölgesinde 5-6 ilimizde seller, su taşkınları sebebiyle seller yaşandı. Vatandaş da zor anlar yaşadı tabii ki bunun sonucunda. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda da Ankara başta olmak üzere birçok ilimizde bu tarz yoğun, şiddetli yağıştan kaynaklı seller ve su taşkınları olmuştu. Ne yazık ki can kayıpları da vardı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi de bu bölgelerde de, şimdi Karadeniz'de de yaşanıyor aynı olaylar. Batı Karadeniz'de 5 il şiddetli yağışlarla birlikte sele teslim oldu. Etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte dereler taştı, yollar nehre döndü. Can pazarının yaşandığı illerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yapılırken ekipler de yoğun bir mücadele içinde canla başla çalışıyor. Üstelik bu bölge içinde korkutan bir uyarı da yapıldı. Meteoroloji uyarmıştı. Batı Karadeniz sele teslim oldu. Yollar sular altında kaldı, köprüler çöktü, vatandaş sokağa çıkamadı. Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar sonrası bölgeyi sel aldı. Özellikle Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak dereler taştı, evleri su bastı. Kırmızı kod uyarısı verilen Kastamonu'da hayat durma noktasına geldi. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve alt katlarda durulmaması uyarısı yapıldı. Beklenen oldu. Dere taştı, ilçede bulunan iki köprü selin şiddetine dayanamadı ve çöktü. Sular çay üzerindeki iki köprüyü adeta yuttu. Bölgede 30'dan fazla ev tahliye edildi. 14 kişi botlarla kurtarılırken 100'den fazla kişi misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleşti. Taşandere Çaydamar Mahallesi'ndeki bir otoparkın istinat duvarını çökertti. Küçük çaplı toprak kayması meydana gelirken park halindeki bir tır ve bir otomobil dereye devrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teyakkuz devam ediyor. Tedbirler alındı. Ancak İnebolu'da dereler çok yükseldi. Allah muhafaza etsin" açıklamalarına yer verdi. Kentteki Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde sele bağlı taşkın uyarıları yapıldı. Yoğun yağış dışında Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesine bağlı Türkalı köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlarsa devrildi. Bartın'da da benzer görüntüler korkuttu. Sel ve su baskınları uyarısı yapılırken gün boyu etkili olan kentte 60 ev ve iş yeri sular altında kaldı. Karabük Yenice'de ise metrekareye 50 kilogram yağış düştü. İlçede çok sayıda heyelanlar meydana gelirken bölge sakinleri 24 yıl sonra yeniden sel korkusuyla burun buruna kaldı. Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü. Polis ve jandarma ekipleri sık sık devreye gezerek vatandaşları uyardı. Meteoroloji Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'u kırmızı kodla bir kez daha uyardı. 2021 Ağustos'unda yaşanan sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da ise bir kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı belirtilmişti. Evet sayın seyirciler, tabii ki küresel bir küresel boyutta bir kriz yaşanıyor bu konuda. İklim krizi yaşanıyor. Baktığınız zaman ülkemizin batısında bu tarz seller, su taşkınları, yüksek şiddetli yağışlar meydana gelirken daha aşağı bölgelere indiğimiz zaman da, Akdeniz'e, Ege'ye indiğimiz zaman da burada da orman yangınlarını görüyoruz, yüksek sıcaklıkları görüyoruz. Tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen sene de benzer olaylar yaşandı ve bu sene de aynı illerde, aynı derelerin taşması önlemler alınmıyor mu sorularını da akıllara getiriyor. Tabii ki önlemlerin alınması burada önemli. Geçen sene ne yazık ki can kayıpları vardı. Onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Umarız
bu sene bu haberleri sizler için ekranlara getirmeyiz, görmeyiz. Devam ediyoruz şimdi. Bu konuyla ilgili de ilerleyen dakikalarda bir canlı yayın konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bölgeden olayların şahidi, olayların takipçisi bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bu önemli meseleyi onunla birlikte konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız. Son durum ne orada, bunu öğreneceğiz. Devam ediyoruz haberlerimizde. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Gün içinde toplantı gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ara zamla birlikte birçok madde de yer alıyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması, taraflarla görüşülmesini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Eğer asgari ücretiyle ara zam kararı çıkarsa asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere fazladan zam yapılıp yapılmaması da toplantı gündeminde yer alması bekliyor. Kabinede Kurban Bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla resmi tatil olacak. Bu nedenle bayram tatili 9 güne çıkar mı sorusu da gündemde yer alacak. Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlarda karar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak. Evet efendim, kabine toplantısından öne çıkacak başlıkları da ilerleyen dakikalarda sizler için ekranlara getireceğiz. Şimdi bir canlı yayın konuğumuz var. Kastamonu'dan Kastamonu Saadet Partisi, Kastamonu İl Başkanı Kadir Yalçın. Efendim hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Kadir Bey. Kastamonu'da da görüyoruz Karadeniz için, Batı Karadeniz için 5-6 il için kırmızı uyarı yapılmıştı. Tabii ki şiddetli yağışlar gelecek uyarısı vardı ve geldi. Beklenen yağışlar da dün bugün oldukça metrekare başına 50 kiloya yakın bir yağış düştü. Bu çok yüksek tabii ki. Bundan kaynaklı da görüyoruz ki dereler, çaylar taştı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arabaların selde sürüklendiğini gördük, köprülerin yıkıldığını gördük. Kastamonu'da son durum nedir efendim? Evet, biz geçen sene Ağustos ayında biliyorsunuz 11 Ağustos'ta ciddi bir sel felaketi yaşadık. Bozkurt'ta can kayıplarımız oldu. Şu anda da 5 ilçemizde aşırı yağıştan dolayı sıkıntılarımız var. Bozkurt'ta yine ezine çayımız taştı. Bodrum katlarımız yine su aldı. Şu anda su altında Bodrum katlar. Ama oralarda oturma izni olmadığı için çok şükür can kaybımız yok. Geçici köprüler maalesef hepsi yıkılmış durumda. Bu yeni yapılan köprünün de o inşaat kalıpları suyun akışını engellediğinden şehir merkezini tekrar su bastı. Şu anda ilçelerimiz arasında yine en ciddi sıkıntı Bozkurt'ta yaşanıyor. Ezine çayı taşmış durumda. İlişi köyü tahliye edildi şu dakika itibariyle. Bozkurt'taki genel durumu bu şekilde aktarabilirim sizlere. İnebol'da Sökü çayı şu anda tam sınır seviyesinde ama henüz ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor ama taşma noktasına kadar ulaştı. Şenpazar'da, Şenpazar ilçemizde şehir merkezindeki iş yerleri kapatıldı. Şehri çayı şu anda o da taşmak üzere yani üst seviyeye kadar yükselmiş durumda. Dün akşamdan itibaren özellikle Şenpazar'da ilçelerimizde yoğun yağış gözlendi. Ama tek tesellimiz şu an itibariyle can kaybımız yok. Geçen seneden de tecrübeli olduğumuzdan dolayı tedbirler evet. Daha altındı. Küre ilçemizde bir takım sıkıntılarımız var. Kürenin yolları kapalı şu anda oraya ulaşım sağlanamıyor. Köy yolları da
göçmüş ve çökmeler oluşmuş. Elektrik yok Kırey ilçemizde. Elektrik direkleri yıkılmış. Yollar, köy yolları ulaşıma kapalı. Azdava ilçemizde yaklaşık 10 kadar köyümüzün yolları kapalı durumda. Durum şu anda bu şekilde. Yağmur hala devam ediyor buralarda. Sağanak olmasa da yağış alıyor şu anda Kastamonu ve ilçeleri. Kastamonu merkezinde bir sıkıntımız yok çok şükür. Ama ilçelerimizde dediğim gibi Cide ilçemizde de köylerimizde kapalı yollarımız var. Ve bütün derelerimiz yani birkaçı taşmış durumda ve çoğu da sınır seviyesinde taşma noktasına ulaşmış durumda. Bu konuda gerekli tedbirler de hem kamu tarafından hem de vatandaşlarımız ve yerel yönetimler tarafından alınmaya çalışılıyor. Ama Bozkurt'ta dediğim gibi maalesef geçen seneden bu yana bir gelişme olmadı. Anlıklar bile bitirilemediği halde yapılan geçici köprülerde, yağışlarda maalesef yıkıldı. Ve Bozkurt'ta mağduriyet halen giderilmiş değil. Evet. Hükümet yetkililerinden bir an önce önlemler ve tedbirler alınmasını istirham ediyorum. Evet, Kadir Bey, sizin de belirttiğiniz gibi geçen sene de aynı olaylar yaşandı. Bilanço geçen sene daha ağırdı. Umarız dediğiniz gibi bu sene de yaşanmaz. Fakat burada görüyoruz ki bir önlem alınma sorunu var. Çünkü belirli bölgelerde önceki süreçlerde de yaşanan olaylar sonrasında tedbirler ve önlemler artırılmalı. Altyapı çalışmaları daha da hızlandırılmalıydı. Burada da Kastamonu'da bir altyapı sorunu olduğunu mu görüyoruz? Maalesef Yavuz Bey, çok doğru bir konuya değindiniz. Yani altyapıda zaten ciddi sıkıntımız var. Bu belediyelerimiz altyapı konusunda yeterli çalışmaları yapamadılar. Ve bizim ilçelerimiz neredeyse tamamı dere kenarlarında, dere yataklarında, yani suyun akışının olduğu bölgelerde konuşlandığı için bu tür sıkıntıları sürekli yaşıyoruz ve bu derelerin ıslahı bir türlü yapılıp bitirilemiyor. Ve bu konuda da devlet su işleri olsun, karayolları olsun ve Tarım Orman Bakanlığı olsun maalesef bu altyapı çalışmalarını tamamlayamadılar ve vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu konularda mağduruz maalesef. Ama dediğim gibi tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Rabbim bu tür felaketlerden hepimizi, vatanımızı, milletimizi korusun inşallah. Evet, inşallah diyelim. Peki şu sürece kadar sizlere gelen bir yaralı, bir vefat haberi var mı? Hayır. Yaralı vefattan ziyade tabii tahliye olan evlerimiz var, köylerimiz var tahliye edilen. Hem tedbir amaçlı hem de o taşkınlara yakın bölgelerde. Tabii hayvan kayıpları oldu maalesef köylerimizde. İşte küçükbaş, özellikle bize gelen bilgilerde kanatlı hayvanlarda, küçükbaş hayvanlarda maalesef zayiatlar oldu. Ama vatandaşımızın şu anda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Peki Kadir Bey, son olarak şunu soralım. Bölgede yetkililer var mı? AFAD ekiplerinin orada olduğunu biliyoruz. Peki bakanlıklardan, yetkili, önemli isimlerden oraya ziyaret edenler oldu mu? Şu an için bakanlık düzeyinde herhangi bir ziyaret bize bildirilmedi. Ama biz Saadet Partisi olarak bütün teşkilatımızla bu ilçelerimizde gerekli önlemleri, tedbirleri alıyoruz. Yavuz Selim Bey, geçen sene Bozkurt'ta biz teşkilatımızdan 12 kadar can kaybı vermiştik. Evet. O konuda da yaralıyız. Buradan bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum o kardeşlerimize ve yakınlarına da. Geçen sene tam olarak nasıldı efendim? O süreci anlatabilir misiniz, benzerliklerini şu anla? Geçen seneki süreçte o aniden olan bir seldi. Yani yağışın çok olmamasına rağmen birden böyle sanki bir baraj patlaması
böyle aşırı bir su yoğunluğu ve dere yatağının da temizlenmemesinden dolayı ağaçlar maalesef köprülerin olduğu bölgelerde tıkanıklık yarattı ve oradan suyun geçişini engellediği için su birden şehir merkezine dağıldı. Ve insanlar, çünkü Bozkurt'ta o bizim Ezine çayımız sürekli yükselir. İnsanlar onu merak eder, izlemeye giderler. Evet. O gün de 11 Ağustos'ta da aynı şekilde insanlar orada işte çayın yükselmesini izlerken birden yukarıdan böyle coşkuyla gelen su, o köprülerin tıkanmasıyla, o yukarıdan gelen ağaçların köprüleri tıkanmasıyla şehir merkezine ciddi bir taşkın, sel felaketi oluşturdu. Ve akabinde de maalesef bu alt katlarda, bodrum katlarda evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız rahmetli oldular ve büyük acılar yaşadık biz geçen sene. İnşallah bu sene tekrarlanmayacak. Bu konuda biz de teşkilatımızla, devletimizle gerekli tedbirleri alırız ve aynı acıları tekrar yaşamayız diyorum. Evet, inşallah. Son sözleriniz de bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Son bilgileri, son gelişmeleri Kastamonu'dan bizlere aktardığınız için. Ben teşekkür ederim Yavuz Selim Bey. İyi yayınlar diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden dediğim gibi memleketimizi, milletimizi korusun inşallah. Evet, sizlere de orada kolaylıklar dileyelim. Çok sağ olun, iyi çalışmalar. İyi yayınlar, iyi günler, sağ olun. Evet sayın seyirciler, Saadet Partisi Kastamonu İl Başkanı Kadir Yalçın bizlerle birlikteydi. Bölgede olan bir isim, oradaki gelişmeleri son süreçten bizlere haberdar etti. Neler yaşanıyor da. Tabii ki bu yaşananlar, bu olaylardan sonra son dakika haberlerini de sizlerle aktaracağız. Bizlere ulaştığınca umarız dediğimiz gibi orada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaz. Daha da tedbirler arttırılır ve ekiplerin de oraya gitmesi bu süreçte çok önemli. Tabii ki vatandaşlarımızı da şu yönden uyaralım. Sadece Kastamonu'da da değil, diğer illerde de, diğer kentlerde de bu tarz seller ve su taşkınları yaşandığında sokağa çıkılmamasını tedbirliyor yetkililer. Burada da sokakta rögar kapaklarının yüzdüğünü, yerlerinden ayrıldığını görüyoruz. Yürürken dahi görmediğiniz, altına netlik olmayan sulara basmamanızı dikkatle burada öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Çünkü çok bilinçsiz bir şekilde yürürken herhangi bir kanalizasyon geçidine ayağınız takılabilir, düşebilirsiniz. Bunlar çok önemli, dikkat edelim. Devam ediyoruz şimdi haberlerimizle birlikte siyasetteki gelişmelere bir bakalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat'ta yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız dedi. Demiröz'ün bu sözleri de il sayısının artılacağı olarak anlaşılınca tartışma konusu oldu. Ardından Demiröz sözlerinin henüz temenni olduğunu kaydetti ve açıklamalarını dile getirdi. İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün Bitlis'in Ahlat ilçesinde katıldığı etkinlikte sarf ettiği sözler tartışma konusu oldu. İnşallah hedefimiz bu bölgenin, eğer Sayın Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin şehir sayısının, il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Hazırlıklı olalım ve bu müjdeyi de ben size böyle bu güzel şenlikte ifade edeyim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 10 Mayıs 2022 tarihli grup toplantısında biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye hedefliyoruz demişti. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Demiröz daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu konuşmaların yanlış yansıtıldığını ifade etti. Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma bazı yayın organlarında il sayısı 100'e çıkarılacak şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı temennidir.
Bazı ilçeler il olması için aday olarak öne çıkıyor. Bunlardan bazıları Adıyaman Kahta, Balıkesir Bandırma, Kırklareli Lüleburgaz, Muğla Fethiye, Zonguldak Ereğli, Hatay İskenderun, Tekirdağ Çorlu, Antalya'nın Alanya ilçesi. İl ve şehir arasında idari açıdan farklılıklar bulunuyor. Şehrin sınırları yerleşimle belirlenirken ilse bir mülki idarenin sorumlu olduğu coğrafi bölgeye deniyor. Yani il sayısı arttığında oralara başta vali gibi yetkili atamalarının yapılması gerekiyor. Bu da devletin kasasından daha fazla para çıkması anlamına geliyor. Evet, ekonomideki gelişmelere bakacağız. Artan fiyatlarda tabii ki hemen hemen her kalemde bir yükseliş görüyoruz. Fakat bazı konularda, bazı sektörlerde de daha fazla oranda artışlar var. Mesela örneğin bunlardan biri otomobil. Türkiye'de otomobil almak isteyenlerin son 2 yıldır en çok konuştuğu iki konudan biri fiyatların hızlı artışı ve 0 kilometre araç bulmanın zorluğu. Düşen alım gücü ve çip kriziyle 0 araç zengin işi olurken talep ikinci ele kaymış durumda. Araç fiyatlarını uçuran çip krizi ne zaman bitecek? Otomobil üretimindeki çip sıkıntısı büyüyerek devam ediyor. İkinci el araçlardaki fahiş fiyat artışların nedenlerinin başında da çip krizi geliyor. Öyle ki yeni bir otomobil sahibi olmak artık sadece paraya bakmıyor. Yaşanan tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle artık hızlı olan araç bulabiliyor. Ülkelerinden biri Türkiye'ye sıfır araç girmediği için araç alacak olan vatandaşlarımız İkinci el araçlara yöneldiler. Bu da otomatikmen fiyatları yükseltti. Buna bir de düşen alım gücüyle artan fiyatlar da eklenince yeni bir otomobil almak sadece zengin işi oldu. 300 bin değerindeki bir aracın fiyatı 800 bin, 900 bin bandına yükseldi. Sıfır araç bulmak zorlaşırken vatandaş ikinci el araca yöneldi. İkinci ele taleple birlikte orada da hem fiyatlar olağanüstü yükseldi hem de temiz bir araç bulmak zorlaştı. Araç alırken vatandaşlar bir kere satıcının beyanına inanmamalı. Aracında boya var mı, değişen var mı, mekaniğinde bir sıkıntı var mı? Burada da ekspertiz devreye giriyor. Araç satın alırken başınızın ağrımasını istemiyorsanız güvenilir ve profesyonel ekspertize gittiğinize dikkat edin. Genelde bütün satıcılar arabam kötü demez. Güvendikleri profesyonel bir işi yapan ekspertiz şirketlerine gelip alacakları araçlarıyla orada yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü araç sahibinin beyanının doğruluğu ancak ekspertiz raporunda ortaya çıkıyor. Onları rapor önüne geldiği zaman hem de satıcının beyanıyla rapordaki beyanı tutuyorum hem onu öğrenirler hem de alacakları araçları bilerek alırlar. Araç sektöründeki sorunların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Evet, bir bireyin, bir toplumun en temel ihtiyaçlarından biri ulaşım ve barınma konusu. Gerçekten parasını verip dahi burada araç alamıyorsunuz ve konut kiralayamıyorsunuz ya da satın alamıyorsunuz. Çünkü bu kriz çok derinleşmiş durumda. Artık özellikle büyük şehirlerde hem araç konusunda hem otomobil konusunda hem de konut konusunda çok büyük kriz yaşanıyor. Bu sorunun da acilen çözülmesi gerekiyor. Çiftçinin dertlerine kulak vereceğiz şimdi. Maliyetler her geçen gün zamlanıyor ama gelir olduğu yerde saymaya devam ediyor. Hal böyle olunca her kesimden vatandaşlar zor günler geçirmeye devam ediyor. Zam şampiyonlarından biri olan mazottaki pahalılık ise her bir sektörü etkilediği gibi en çok sitem edilen kalem olmuş durumda. Hayat pahalılığı arttıkça vatandaş kadar esnafın ve çiftçinin de geçim derdi büyüyor. Maliyetler zam üstüne zam görürken bunlardan bir tanesi var ki sadece çiftçiyi değil taşımacılık nedeniyle her bir sektörü etkiliyor. Mazota gelen zamlar üretimi durma noktasına getirmek üzere. Ben de 160 dönümde biraz bahçesi vardı. Bundan 17 sene evvel başladığımda şu anda 40 dönüm kalan 20 dönüm daha keseceğim abi. O 15 liraya mal ediyorum 10 lira satıyor. Gece gündüz çalışanım fakat ben bittim. Mazot pahalı. Ekemiyorum, dikemiyorum. Manisalı kiraz üreticileri de aynı sorunlardan dert yanıyor. Geçen yıl 20 lira sattığımız zaman 2,5 litre mazot oluyorduk. Bu sene 1,5 litre kiraz satıyoruz, 1 litre mazot oluyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkurt ise İsrail'den tohum ithalatı yapılmasını eleştirdi. Türkiye'de ata tohumu denilen tohum dünyanın en organik tohumu. Biz buna sahiptik. Ama şimdi tohumumuzu nereden alıyoruz? İsrail'den alıyoruz. İsrail'den tohum alacak bir ülke Türkiye Cumhuriyeti değildir. Bir de kendi tohumunu üretecek bir ülkedir.
Diğer yandan akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ulaşım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Birçok ilde şoförler pahalılığa sitem ediyor. Vicdanlar rahatsız oluyorum. Kardeşim bu partinin kurucu. Yani ben 70 yaşından bir güne kadar böyle bir şey göremedim ya. Bir avuç mazlum kurusun değil mi? Yani bir çiftçi nasıl bunu kullanacak? Konya Ereğli'de bir otobüs şoförü ise kazandıkları parayı mazota verdiklerini ifade etti. Biz gün günde kan kaybediyoruz. Biz akşama kadar topladığımız parayı akşama kadar petrolleri akşam verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Bütün ailelerimiz şimdiki durumda perişan. Tuttuk. Lastiği, sanayiyi unuttuk. Biz akşama petrolü düşünüyoruz. Sinop iskelesine gümrük yapmak için demirleyen balıkçı teknesi çalışanları da artan maliyetlerden yakındı. Bu şekilde bu işi yapma şansımız yok. Çünkü 30 liraya oldu mazot. Kârı artık yok yani, artık ayakta kalma umudu var. 30 liraya mazot almak nerede, 10 liraya mazot almak nerede? Hani gecede biz yakıyoruz 2000 ton mazot. 2000 ton mazotun maliyeti dünya kadar. 2 senede artan zamlar bizi yani iflasa sürüklüyor. Konyalı ayakkabıcı esnafı ise fiyat söylerken utandığını kaydetti. 40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Yani müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. Evet, Almanya'da işçi açığı milyonlara dayanmış durumda. Kriz giderek büyürken Almanya bakanlıklarından da dikkat çeken bir karar geldi. Binlerce yabancı işçiye kapıların açılacağını yazan Alman basını Gözde meslek gruplarında açıkladı. Almanya'dan işçi alımına ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi. Almanya'nın İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıklarına dayandırdığı haberde ülkede binlerce yabancı işçi alınacağını duyurdu. Almanya'nın acilen eleman aradığı sektörler açıklanırken ihtiyacın yoğun olduğu gözde meslek grupları da belli oldu. Almanya'da uzmanlık gerektiren birçok sektörde işçi açığı giderek artıyor. Hemen her sektörde açık bulunurken Avrupa Birliği içinde de bu açık kapanamıyor ve sayı 2 milyona dayandı. Almanya ise gelecek olan çalışanlarında bazı meslekleri önceliyor. İnşaat, bilişim, sağlık, medya, hukuk, mühendislik ve eğitim ön plana çıkan sektörler arasında. Alman medyası ise öncelik olarak ülkedeki havalimanlarında çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle doldurmanın planlandığını aktardı. Bu plan kapsamında 2000 ile 3000 Türk vatandaşının Temmuz ayından itibaren birkaç ay süreyle Almanya'da çalışabileceği belirtildi. Gazeteye konuşan Çalışma Bakanı Hubertus Hil, çalışanlara iyi bir maaş ve kısa süre için düzgün bir kalacak yer sağlamalıyız. İnsanları sömürmemeliye sosyal bir fark oluşturmalıyız dedi. Evet değerli izleyenler, canlı yayınımızda kıymetli bir konuğumuz var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şerafettin Bey, siyasette birçok gelişme var. Bununla başlamayı diliyordum. Fakat aklıma takılan bir soru vardı. Haberimizde de verdik. Sizlere de bu konuyu konuşmak istiyorum sizlerle birlikte de. Almanya işçi açığından dolayı kapıları açtı. 2 milyona yakın yabancı bir kitleyi, yabancı bir topluluğu burada kendi ülkesine katacak. Hem işçi hem de beyin göçü olacak bu konuda. Ülkemizden de dış ülkelere çok fazla talep var. Göç konusunda. Bunun sebebi nedir? Biz ülkemiz neden hem beyin göçü hem işçi göçü veriyor? Neden ülkemizi tutamıyoruz? Efendim bunun tabii ana sebebi Türkiye'deki yönetimdir, yönetim anlayışıdır. Ve Türkiye'den gençlerimizin özellikle beklentilerinin karşılanamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle Türkiye'de adalet yok. Gençlerimiz veya insanlarımız, vatandaşlarımız yöneticilerine adalet noktasında güvenmiyorlar. Efendim, Türkiye'de ekonomik durumlar hiç iç açıcı değil. Geleceklerinden umutlarını kesmişler. Ekonomik manada da Türkiye'ye ve yöneticilerine güvenmiyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye'deki esas sorun vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, insanlarımızın güvensizlik meselesidir. Refah düzeyinin yüksek olabileceği herhangi bir ülke
vatandaşlarımız tarafından tercih edilir konuma gelmiştir, duruma gelmiştir. Yani Almanya'nın da tabii ki özellikle sadece Almanya değil, diğer belki birçok Avrupa ülkesinde nüfus artış oranı düşük seviyelerdedir. Yani işçi bulmakta zorlanmaktadırlar. İstihdam noktasında elemana ihtiyaç duymaktadırlar. Ve dolayısıyla da gerek bu noktada iş bilen ve kılıç kuşanabilecek olan, bir ülkeden gelecek olan şeyler, potansiyel onlar için kıymetlidir. Dün Almanya bizi biliyor, yani dünden biliyor, evvelsi günden biliyor. Türkiye'nin Almanya üzerinde, Almanya'nın gelişmesine, Almanya'nın büyümesine yaptıkları katkıyı biliyor. Dolayısıyla Türkiye'den gelebilecek bu tür bir göç akışına, mülteci akışına da elbette Almanya rıza gösterecektir. Çünkü bugüne kadar hep Türkiye Almanya'ya hizmet etmiştir. Onun büyümesine, gelişmesine vesile olmuştur. Aynı şeyi şimdi de tekrar beklemektedirler. Kendi nüfus artışlarındaki nüfus azalışları sebebiyle, duydukları ihtiyaç sebebiyle bu olmaktadır. Yani esas işin özü, Türkiye'nin geleceğinden umut var değildir insanlarımız. Hükümetine güvenmemektedir. Türkiye'deki adalet mekanizmasına, adalet sistemine güvenmemektedir. İşin özü, tek kelimeyle ifade edecek olursak, güvensizliktir diye ve Türkiye'den beklentilerinin olmamasıdır diye, karşılanamamasıdır diye ifade etmek isterim. Evet, Şerafettin Bey, bu konuyla ilgili de son olarak şimdi sadece kalifiye eleman söz konusu burada. Kalifiye kişiler, iş bilen insanlar ülkemizden gidiyor. Gördüğümüz son süreçte de hekimler de, doktorlar da ülkemizi terk eden de oldu. Biz bunları, bu insanları ülkemizde tutabilmek için neler yapmalıyız? Çok kısa bir şekilde. Yani yapılacak olan aslında bellidir. Öncelikle Türkiye'nin geleceğinin inşasıyla ilgili ciddi tedbirler alınmalıdır. Gerek ekonomik yönden, gerek siyasi yönden, gerek milli manevi yönden, efendim gerekse ahlaki yönden Türkiye'de yapılacak şeyleri tasnif etmek ve bu tasnife göre planlar, programlar oluşturmak ve oluşturulan bu planları da meriyete geçirmek, yani yürürlüğe geçirebilmektir. Yani bunlar olmayacak işler değildir. Türkiye iş gerçekten büyük bir ülkedir, potansiyeli de geniş olan bir ülkedir. Şimdi bir doktor yetiştiriyorsunuz, evet. Belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki buyurun size 10 bin lira, 15 bin lira maaş. Yani benim iki tane yeğenim var doktor, 12 bin 500 lira civarında maaş alıyorlar. Şimdi bunlar iki dalda da uzmanlar kendileri, karı koca. Efendim şimdi 12 bin 500 lira bir maaşla uzman bir doktoru çalıştırmak ne derece doğrudur? Tabii vatandaş bunu irdeliyor ve burada bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Netice itibariyle de buradan ben ayrılmakta, yani buradan gitmekte kendisine göre bir beis görmüyor. Diğer taraftan da isteyen istediği yere gitsin, gidebilirler cevabını da alınca tabii ki bu ülkede durmak hiçbir vatandaşımızın işine gelmiyor. Kardeşim oradan, dışarıdan neyle ikam edeceksiniz bu doktor boşluğunu? Dışarıdan doktor getireceksiniz. Peki dışarıdan gelen doktora kaç para ücret ödeyeceksiniz? Herhalde 500 dolar ödemezsiniz. Çünkü 500 doların karşılığı neredeyse bugün 10-12 bin lira civarında. Peki ne olması lazım? 2 bin dolar verseniz 35 bin lira yapıyor. Efendim 3 bin dolar verseniz 50 bin lira yapıyor. Yani dışarıdan getirdiğiniz bir doktora 3 bin dolar verirken, dolar karşılığı TL 50 bin lira verirken hiç gocunmuyorsunuz ama kendi yetiştirdiğiniz çok da kabiliyetli olan, çok da becerikli olan bir doktora kalkıp 12 bin 500 lira, 15 bin lira, 10 bin lira seviyesinde ücretler veriyorsunuz. Tabii bu da ülkedeki güveni sarsıyor. Bunun yerine olabilir, gerçekleştirilebilir. Efendim herkesi de memnun eder. Bu sadece ben doktor misalini verdim. Bunların dışında her sektör böyle maalesef, evet. Ki her sektöre yönelik güven artırıcı başta tedbirler almak gerekir diye ifade etmek istiyorum.
Evet efendim, bu sektörlerde çalışanlar, hatta genç nüfus hep ülkemizin geleceği, dediğiniz gibi kıymetli yorumlarınız oldu. Ülkemizde tutmamız gerekiyor. Şimdi diğer konulara, gündem maddelerine değinecek olursak, bir seçim güvenliği, güvensizliği söz konusuydu hatta. Uzun zamandır da tartışma konusu. 6 parti lideri de altılı masada bu zirvede bir araya gelip uzunca, çokça bu konuyu konuştular, tartıştılar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da bu konuya ilişkin yakın süreçte, bugün içerisinde bir açıklama geldi. Sayın Karamollaoğlu sandık güvenliğine dikkat çekerek, ilk mesele sandıklara hakim olmak. Tabii biz kaybedebiliriz de, kazanabiliriz de, %100 kazanırız diyemeyiz ama %99.99 kazanırız diyorlar, diyor. Seçim güvenliği meselesiyle başlayacak olursak, bir güvensizlik mi hakim bu konuda? Tabii öncelikle seçimi kazanmak ya da kaybetmek, İnsanlar vazifelerini en kamil manada, en güzel manada, efendim, hiçbir eksik bırakmadan yaptıkları takdirde netice Cenab-ı Allah'a aittir. Cenab-ı Allah nasıl takdir ederse o şekilde olacaktır. Bu bir. Ancak tamamen hiçbir vazifeyi kamil manada yerine getirmeden sadece Allah bize verdi ya da vermedi noktasında bir noktaya getirmek işi yanlıştır. Peki neler yapılması lazım? Madem bugünkü kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Millet İttifakı belki de %60'larla, %70'lerle seçimleri alabilecek gibi görünmektedir. Çünkü iktidarın her geçen gün kan kaybettiğini, oyların eridiğini, tükendiğini görüyoruz. Burada herkesin sevdiği, herkesin takdir ettiği, devleti bilen, iş bilen, kılıç kuşanabilecek olan bir kişinin adaylığı, başkanlığında, liderliğinde, cumhurbaşkanı adaylığında 6 siyasi partinin önceden de gerekli tedbirleri alarak seçimlere gitmesi onlara seçimleri kazandıracaktır. Kazandıracaktır da öbür taraftaki mevcut iktidar seçimleri bırakmak veya seçimleri kaybetmeyi göze alabilecek midir? İşte bu nokta, bugüne kadar bütün seçimlerde her siyasi parti kendisine mahsus bir takım varyasyonlar içerisine girmiş, efendim, özellikle de seçim hileleriyle seçimleri kazanma yoluna, cihetine gitmiştir. Mesela ben 1977 seçimlerine şöyle bir baktım. O dönemlerde Milli Selamet Partisi'nin oyları ciddi manada artmış olmasına rağmen milletvekili sayısında 48'den 24'e düştü. Evet. Ya nasıl oluyor? Yani bu kadar oy artışı sağlıyorsunuz ama milletvekili sayınız 24'e düşüyor. Buradaki hadise yapılan seçim hilelerinden başka bir şey değildir. Bunun için özellikle bizim şöyle bir şeyimiz vardır. Her sandığın mutlaka kontrol altına alınması lazım. Bu bir kişiyle değil, iki kişiyle değil, üç kişiyle, dört kişiyle ve hatta beş tane sandık müşahidi. Bir tanesi sandığın başında oturacak, dört tanesi de her daim onların şeysinde çalışacak olan, partinin de işaret ettiği şekilde gerek pazarda gerekse seferde yapacakları çalışmalarla özellikle seçim günü de sandığın güvenliğini sağlayacak olan kişileri bulup sandık başına görevlendirmektir. Şimdi bu biraz daha kolay olacak gibi duruyor. Çünkü 6 tane siyasi partiden oluşacak olan sandık görevlileri bunu ciddi manada sağlamaları gerekir. Eğer sağlayamıyorlarsa zaten seçim kaybedilmiş demektir. Özellikle bugünkü iktidar seçimleri sabote edebilmek için gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır ve yasal olmayan yollara da elbette gidebilecektir. Bunun bilincinde olması lazım bütün partiler ve buna göre de kendi çerçeveleri, kendi güçleri, imkanları nispetinde sandık başlarını boş bırakmamaları, sandığın başındaki elde edilen neticeleri an bir an parti merkezlerine iletmeleri, efendim, ilçe seçim kuruluna iletilmeleri, ilçe seçim kurulunda da
yapılan kayıtların muntazam ve doğru olmasının temin edilmesi ve hatta oradan İl Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu'na da İl Seçim Kurulu'ndan da Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek bilgilerin doğru, eksiksiz ve muntazam olarak yapılmasının temini icap etmektedir. Eğer böyle yapılmadığı takdirde elbette bir takım riskler ortaya çıkacaktır diye ifade ediyorum. Yani mutlaka şu oluşan müsbet tabloyu sandık başında sandık güvenliğini temin edemeden eğer kaybedilirse bu yazık olur. Millete yazık olur, ülkeye yazık olur. Dolayısıyla biz bu konuda 6 tane siyasi partinin temsilcileri olarak gerekli tedbirleri alabilmek için komisyonlar kurduk, çalışmalar yapıyoruz ve kesinlikle sandığı başkalarına bırakmak niyetinde değiliz. Gerekli her türlü tedbirleri almak durumundayız diye ifade etmek istiyorum. Evet Şerafettin Bey, bunun birçok örneğini de geçtiğimiz süreçte de tarihte de gördük örneklerine. Peki vatandaş bu güvensizlik konusunda ne düşünüyor? Bir güvensizlik seziyor mu ya da hissediyor mu? Tabii ki vatandaş seçimlerin olamayabileceğini bile düşünüyor. Yani yani elbette biz inanıyoruz bu seçimlerde iktidar gidecek diyor amca. Millet İttifakı gelecek ama iktidar seçim bile yapmaz, yapmamayı göze alır. Bunun için gerekli ne varsa her türlü de şeyi yapar, varyasyonu yapar, her türlü girişimlerde bulunur diye endişelerini bize arazide vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler esnasında bize düşüncelerini, fikirlerini aktaran insanlarımız var. Yani onlar da bir tedirginlik içerisinde. Elbette bu seçim güvenliği sadece siyasi partilere de bırakılmamalı. Gerekiyorsa vatandaşlar da sandık başlarında, sandık bölgelerinde beklemek suretiyle onlar da bu tedbirlerin alınan ya da alınacak olan tedbirlerin bir noktasında mutlaka yer almalılardır diye düşünüyorum. Evet efendim, bir diğer konu, bir diğer tartışma da tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Seçim yaklaştıkça da hem erken seçim olur mu olmaz mı, hem de Cumhurbaşkanı adayları, iki ittifakında Cumhurbaşkanları adayları kim olur tartışmaları da daha fazla gündeme gelmeye başlıyor. Burada da Sayın Karamollaoğlu'nun birden fazla aday çıkmamalı, mutlak kazanmalı sözlerini görüyoruz. 3 Temmuz'da da liderler bir araya gelecek. Bu zirvede, toplantıda tekrar gündeme gelecek mi bu konu? Evet, tabii ki şimdi bu konunun gündeme gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Yani öncelikle erken seçim meselesine temas etmemiz icap edecek olursa, buyurun. Erken seçim 2022 yılında yapılır mı, yapılmaz mı? Sanıyorum bu ayın içerisinde bu netleşir. Yani bu ayın içerisinde netleşecek olursa, yapılacak olursa, ki bu da Ekim sonu Kasım ayları içerisinde bir seçim olabilir. Diğer ikinci seçenek zaten 2023 yılında, ama vaktinden önce bir seçim olarak biz her zaman ifade ediyoruz. Yani bu Mart ayıdır, Nisan ayıdır. Gene bir erken seçim gibi olacak ama yani belki birkaç aylık bir öne alma söz konusu olabilecek Cumhurbaşkanı adayının, Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde seçime girebilmesi, katılabilmesi için ve onu da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi aday olarak gösterebilecek. Yani herhangi bir itiraza vesaireye falan bir şeye sebep olmamak için onu ifade edeyim. Efendim, bunun dışında da tabii ki... Çok kısa bu konuyu kapatmadan şunu sormam gerekirse Şerafettin Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üçüncü kez aday olup olmaması konusuna değindiniz. Burada da yasalara göre net mi bu konu, yoksa bir değişiklik olabilir mi tekrar? Yani Cumhurbaşkanı 2 yıl süreyle görev yapar diye anayasamızda bir şey var, madde var. Yani 2 yıl dolmadan önce bir şey olabilmesi, seçimlere gidilmesi gerekiyor. Bunun tartışmalara sebep olmadan çözülebilmesi için. İkincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanımızı aday göstermesi gerekiyor. Yani tekrar aday olabilir diye bir şey çıkarması gerekiyor. Bunların dışında sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın aday olması imkanı zorlaşıyor.
Evet, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna geçiyorduk ittifakların. Buyurun. Evet. Yani ittifaklar Cumhurbaşkanı adaylarını vakit saat gelince, yani seçim kararı açıklanır açıklanmaz belirleyeceklerdir. Elbette tek adayla seçimlere gitmek icap eder. Devleti tanıyan, devleti bilen, efendim vazifelerinin sorumluluğunu müdrik birisi, efendim yine de her kesimden oy alabilecek birisi ve mutlaka da ilk turda seçilebilecek birisinin aday olmasının lüzumu vardır. İkinci turda belki farklı şeyler gündeme gelecektir. Bunu bırakmadan ilk turda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve seçilmesi veya seçilecek adayla seçimlere gidilmesi icap eder diye düşünüyoruz. Sanıyorum Millet İttifakı içerisindeki diğer bütün siyasi partilerde aynı minval üzere, aynı düşünce etrafında hareket etmektedirler. Yani şu ana kadar Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi gündeme gelmemiş, konuşulmamıştır. Bundan sonraki süreçte konuşulur mu? Vakit saat gelince, yaklaşınca konuşulur diye ifade ediyorum. Yani henüz seçimin tarihi belirlenmeden Cumhurbaşkanı adaylığı konusu müzakere edilmez diye düşünüyorum. Peki Sayın Kılıç, bu konuda Cumhur İttifakı'nın muhalefete, Millet İttifakı'na bir baskısını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? İşte adayınızı açıklayın baskısı. Yani onun sebebi sanıyorum belki de birazcık yıpratmaya yönelik, belirlenecek olan adayı yıpratmaya yönelik bir takım şeyler içerisine girmek ve onu yıpratmak maksatlı olabilir. Başka da bir şey gelmiyor aklıma yani söyleyebileceğim. Evet, ekonomideki birkaç gelişmeyi de sizlere soracak olursak, hem asgari ücret hem de burada döviz kurları tartışmaları büyüyor. Çünkü çok oynaklık var. Doların, euronun, işte altının bizlere, vatandaşlara, tüketiciye olan etkisi çok büyük. Burada da BDDK'nın bir kararıyla çok yüksekten, 17.30'lardan, 17.40'lardan bir anda 16 seviyelerine indiğini de görüyoruz. Sonra tekrar yükseldi. Tekrar eski yerine doğru yavaş yavaş 17'lere doğru gelmeye başladı döviz kurları. Burada evet, döviz kurlarının vatandaşa etkisi nedir ve bu müdahalelerin piyasaya etkileri tam olarak nelerdir? Şunu ifade etmem gerekir ki Türkiye ekonomisini, belki de bütün ekonomileri konuşmak icap ettiğinde öncelikle doğru teşhisin, sonra da doğru tedavinin uygulanması gerekir. Yani ne olmuş Türkiye'de, ne var? Önce buna bir baktığımız zaman Türkiye'de biz faizlerin her ne kadar nas var vesaire var diye ifade edilerek %14'ler seviyesinde tutulmuş olması ve tutulmaya devam edilmesi sonucunda gerçekten bu şekliyle uygulansa tamam diyeceğiz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Elbette faizleri hemen birden sıfır noktasına çekmek mümkün değil. Zaman içerisinde olacak şeydir bu. Buna katılıyoruz. Ancak bir taraftan %14 derken diğer taraftan %22, %27, %29'lar nispetinde siz faiz verirseniz borçlanırken hiç kimse de %14 dediğinizdeki o şeyi, rakamları ve sözünüzün tesirini göremezsiniz. Kimse de buna inanmaz zaten, inanmıyorlar da. Evet. Efendim diğer taraftan Türkiye ekonomisinin biraz daha şöyle gözle görülür derecede iyileşmesi için veya istikrar sağlanması için efendim üretimin artmış olması lazım. Özellikle de bizim vatandaşımızın en fazla belini büken gıda fiyatlarındaki ciddi artışlardır. Gıda fiyatlarındaki bu artışları artışlara dur diyebilmek için öncelikle tarımın desteklenmeli, hayvancılık desteklenmelidir. Tabii ki bunun yanında diğer sektörleri hafife aldığımız vesaire zannedilmesin. Onlar da tabii ki gerekli desteği görmeliler ama özellikle insanların ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarını gidermek elbette en önce yapılması lazım gelen durumlardan bir tanesidir. Yani siz yüksek faiz uyguluyorsunuz, efendim üretimi teşvik etmiyorsunuz, istihdamı teşvik
istihdam sağlayan üretimlere, yatırımlara destek vermiyorsunuz veya verseniz çok az sayıda elin parmaklarını gösterilebilecek miktarlarda bir takım kesimlere bu teşvikleri, destekleri veriyorsunuz. Dolayısıyla tabana yaygın bir destek olmadığı için de netice itibariyle hiç kimse bu teşviklerden, desteklerden haberdar bile olamıyor. Evet. Yani bir üretim yok, efendim fiyatlar yüksek, faiz yüksek, enflasyon yüksek. Dolayısıyla tabii ki insanımızın mağduriyeti daha da yükselerek, büyüyerek, adeta kar topu gibi büyüyerek patlama noktasına doğru gidiyor. Şimdi bütün bunlar içerisinde ne yapmak lazım? Nasıl bir adım atmak lazım ki bu doğru teşhisi yaptıktan sonra doğru tedavi uygulanabilsin? Tabii aslında doğru tedavi için her şeyden önce güveni tesis etmek lazım. Adaleti adil olmak, efendim liyakat sahibi olmak, israftan vazgeçmek, üretimi özellikle tarım ve hayvancılık ön planda olmak üzere her kesime üretimi ve arkasından da istihdam oluşturacak yatırımların teşvik edilmesi lazım. Eğer böyle yapmadığınız takdirde aldığınız BDDK'nın veya bir başka şeyin aldıkları kararla dolar bir anda veyahut da piyasa bir anda altın ya da avro ya da bir başka döviz aşağıya çekilip tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladığında bu düşüşün ve tekrar çıkışın maksatlı olduğu, bir takım kesimleri daha da zengin hale getirdiği noktasında bir düşünce oluşmaya başlar ki şu anda oluşan da sanıyorum bundan başka bir şey değildir. Yani kim bu yüksek fiyattan döviz bozdurdu, efendim şimdi düşük fiyattan aldı tekrar yükseliyor bu sorusunun cevabı herhalde şeylerde konuşuluyor bugün ekonomi dünyasında. Evet. Yani bu çifte standardı önlemek lazım. Eğer gerçekten düşüyorsa ülkede bir takım tedbirler alınmış ve o tedbirler istikametinde bu düşüşün devam ediyor olması lazım gelir. Şimdi bugüne kadar böyle bir tedbir var mı? Biz görmedik. Yani kur garantili bir sistem var. Bu faizi daha da yükseltiyor. Efendim GES var. Bu da faizi daha da yükseltecek. Yani görünen o. Peki bütün bunlar nasıl bir şey yapacak? Tesir edecek Türkiye ekonomisine? Hiç müsbet manada bir tesiri söz konusu değil. Olmayacak. Olmaz da zaten. Çünkü biraz önce saydığım tedbirler çerçevesinde yapılan veya yapılacak bir şeyler varsa o zaman netice beklenilebilir. Ama maalesef şu ana kadar öyle bir tedbir görülmedi. Tabii belki bugünkü kabine toplantısı da var. Bu kabine toplantısında asgari ücret ya da memur maaşları, maaşlar noktasında yani emekli kesimin ve memurların maaşları noktasında da bir iyileştirme belki söz konusu olabilecek. Evet. Efendim ben bugün şöyle bir baktım, %20'ler, 25'ler nispetinde bir iyileştirmeden falan bahsediliyor. Olmaz, yetmez, mümkün değil. Yani insanı şey yapamazsınız, insanımızı memnun edemezsiniz bu kadar. Yahu 12 lira civarında imiş akaryakıt yılbaşı itibariyle. Şu anda 30 lira. Yani yüzde kaç artış var demektir? %140 artış var demektir. Elektrikte böyle, doğalgazda böyle. Efendim yine döviz kurlarında bu şekilde. Yani bütün bunlar böyle artarken sadece %25 nispetinde işçiye, memura, emekliye, dar gelirliye yapılacak olan zam hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Sadece pansuman tedbirden başka bir şey değildir. Evet. Bu yarayı belki de daha da büyütecektir. Yani tamamen devletine olan, yöneticilerine olan güveni daha da zedeleyecektir ki bu çok kötü
bir vehameti göstermektedir. Evet. Ben özellikle asgari ücret noktasında madem ki bugün kabine toplantısında bu görüşülüyor, belki de şu anda görüşülmektedir, görüşü bitmek üzeredir de belki, bilmiyorum, ama benim tahminim en az 6300 lira civarında getirilmesi lazım asgari ücretin. Hatta 7300 lira seviyesine kadar da, yani enflasyona göre baktığımız zaman 4253 lira, %70 enflasyon varsa bu zaten 7300 lira seviyesini işaret ediyor demektir. Bu enflasyon kadar yapılacak olan bir zam bile o noktaya taşır. Altında verilecek her rakam daha da fakirliği, yoksulluğu artıracaktır diye ifade ediyorum. Zaten Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %80'i, %85'i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır bugün. O da 19 bin, 20 binler seviyesindedir ki bu da bir başka vehametin göstergesidir. Evet Şerafettin Bey, 6300, 7300 hatta daha da yukarısına çıkması gerekiyor. En azından şu süreci karşılaması için asgari ücretin dediniz. Evet. Çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için ve bizlere kattıklarınız için. Efendim biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Saygılar bütün milletimize. Bereketli günler diliyoruz vatandaşlarımıza. Sağlıklı ve bereketli günler diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Sizlere de iyi çalışmalar. Evet, sayın seyirciler, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç bizlerle birlikteydi. Önemli meseleleri konuştuk. Haber merkezindeyiz. Şimdi çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Herkeste yakıt var ama petrol ofisinde V-Max var. Aktif 3 teknolojili yeni V-Max yakıtlar akıllı moleküllerle motordaki kurumları %100'e kadar temizler. İlk defa...
Evet sayın seyirciler, haber merkezinde reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Önemli bir gelişmeyi sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacaktı. Toplantı başladı. İlerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamaları da denk geldikçe elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Dış politikada yaşanan gelişmelere bakalım. Dünyada hangi gelişmeler yaşanıyor? Dünyanın en zengin ekonomisine sahip 7 ülke G7 çatısı altında buluştu. Tüm dünyanın gözü bu toplantıdan çıkacak kararlarda. Zirvede gündemin ilk sırasında ise Rusya ve Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar var. G7 ülkeleri bir araya geldi. Zirvede gündemin ilk sırasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar yer aldı. G7 olarak bilinen dünyanın en zengin 7 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren zirve Almanya'nın ev sahipliğinde başladı. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan ülkelerin yaptığı toplantının ana konularında fosil yakıtlar ve Rusya'ya yaptırımlar var. Ülkeler Rusya'dan gelen petrol ve gaza olan bağımlılıklarını ve sınırlamaların kendi ekonomileri üzerindeki etkilerini azaltmak için yeni bir yol arıyor. Aynı zamanda Kremlin'in enerji geliri de düşürülmeye çalışılıyor. Rus petrolüne fiyat sınırı konulmasına ilişkin bir mekanizma oluşturulmasıyla birlikte Rus petrolünün ithalatına sınır getirilmesi ve Rusya'nın daha yüksek bir fiyattan satış yapması engellenebilir. Bu önlemin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yükselen enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyonu da düşürebileceği hesaplanıyor. İtalya ve ABD bu önlemin alınması için bastırırken bazı Avrupa ülkeleri bunun Avrupa Birliği içinde yeni krizler doğurabileceğinden endişe ediyor. Tüm dünyanın gözü zirveden alınacak kararlardayken Biden Rusya'ya karşı gerçekleştirilmesi planlanan ilk önlemi açıkladı. Biden G7 Rusya için 10 milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ihracat olan Rus altınının ithalatını yasaklayacağını açıklayacak dedi. Rusya dünyada en çok altın üreten ülkelerden biri. Ülkedeki altın madenlerinde yıllık yaklaşık 250 ton altın üretiliyor. Altın yatırımcıları bu yasağın piyasayı nasıl etkileyeceğini yakından izleyecek. Öte yandan G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'de koridor oluşturulması çalışmalarına destek verdi. Bakanların yazılı açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürmekte olan saldırgan savaşının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Evet, uzun zamandır da süre gelen, devam eden NATO'ya girebilecek olan ittifaklar söz konusu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin sıcak gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacağını söyledi. Madrid zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile görüşecek. Habertürk yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülkenin adaylığına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacağını söyledi. Ve salı günü yine NATO Genel Sekreterinin ricası talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak Madrid'de. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya. Kalın, Türkiye'nin herhangi bir pozisyon değişikliğine gitmeyeceğini de belirtti. Biz meseleyi üzerinde müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Oradan geri adım atmamız söz konusu değil. Bunu karşı tarafa da ilettik. Top artık sizin sahanızda dedik. Kalın ayrıca Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'la birlikte Brüksel'e gitti ve liderler zirvesi öncesi görüşmelere başladı. İfade edilmesi konusunda karşı tarafta her zaman. Bilindiği üzere NATO liderleri 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanacak. Toplantının ana gündemlerinden bir tanesi Finlandiya ve İsveç'in adaylık süreci olacak. Evet kıymetli izleyenler, bu ve birçok önemli gelişmeyi konuşacağımız bir canlı yayın konuğumuz var. TV5 Dış Politika Editörü Kazım Kazımov bizlerle birlikte. Kazım, hoş geldin. Hoş bulduk.
Evet, önemli gelişmeler yaşanıyor. Madrid'de bir zirve düzenlenecek. Dörtlü zirve Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya bu zirvenin içinde yer alacak. Önemli toplantılardan da önemli başlıklar çıkacak. Hangi kararlar alınır? Nasıl gelişmeler yaşanır? Bunları sana soralım. Yani açıkçası burada bir zirveden nihai sonucun çıkmasını beklemiyoruz. Ancak diyelim ki o sürecin belirlemesi de çok önemli bir rol alacak bir zirve olacaktır Madrid zirvesi. Aynı zamanda Madrid zirvesi dışında şimdi NATO liderleri bir araya gelip toplu şekilde bu Finlandiya ve İsveç'i görüşecekler. Lakin onun dışında İsveç, Finlandiya, Sayın Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte dörtlü ayrı bir zirve yapacaklar. Hı hı. Bu zirvede daha çok Türkiye'nin talepleri nelerdir, işte Finlandiya ve İsveç hangi adımlar atabilir bunlara değinecekler. Bu aslında önemli nokta. Biz aşağı yukarı Türkiye'nin taleplerini biliyoruz. Bir daha evet. İzleyeceğimiz için tekrarlamak gerekirse öncelikle şu. Şimdi esas zaten burada İsveç daha ön plana çıkıyor. Çünkü İsveç'te terör baktığımızda bugün teröre bir destek var. Çünkü orada şimdi İsveç 200 yılda tarafsızlık politikası kendince izliyor. O yüzden çatışmalardan bu gibi şeylerden uzak durduğunu iddia ediyor. Ancak baktığımızda başka bir ülke için terör sorunu olan ve başka bir ülke için bir yani Türkiye için bir tehdit unsuru olan bazı terörist gruplarda onun siyasi ayağını ve aynı zamanda ona sempati diyor. Onun için hatta terörist devşiren, para toplayan gruplarda orada İsveç içerisinde barınabiliyor. Hatta onun dışında diyelim ki Müslüm Gündüz gibi bir takım YPG, PKK'nın önemli isimleri de gelip İsveç basında çıkabiliyor rahatlıkla. Türkiye'ye karşı. Hatta bir milletvekili Suriye Emine isimli soyadını hatırlamadım. Bir milletvekili tabii de var. Tabii var. Yani zaten sadece şöyle bir şey var. Şimdi o İsveç vatandaşı milletvekilleri o başka bir şey ama burada şimdi diyelim ki Türk pasaportu taşıyan veya Irak pasaportu taşıyan, Suriye pasaportu taşıyan kişiler de gidiyor orada işte siyasi sığınma statüsüne giriyorlar. Lakin orada giriyor terör propagandası yapıyorlar. Şimdi İsveç vatandaşları tabii olay da bir skandal ama o işin biraz daha farklı boyutu. Benim bahsettiğim ise yani İsveç vatandaşı olmadan orada gidip rahatlıkla bu tür faaliyetler yürüten bir takım çevreler vardır. Hı hı. Ki bunda yani bu sadece bizim iddiamız değil. Haberimizde de bir hafta önce falan gördük. İşte terör örgütü liderinin fotoğraflar yansıtıldı binalara, flamalar asıldı. Yani bu gibi şeyleri görüyoruz. Bu tabii ki Türkiye'nin güvenliği açısından kabul edilecek bir şey değil. Çünkü NATO şöyle bir şey. NATO bir güvenlik şemsiyesi. Evet. İşte NATO'da diyelim ki bir takım karşılıklı güvensizlikler olursa bu ittifak hiçbir zaman tam anlamıyla sağlanamaz. Nitekim mesela 15 Temmuz'da ABD'nin orada parmağı olduğu iddiaları var. İncirlik üstünden uçakların havalandığı iddiaları vardı. Hı hı. Ve bu her zaman akıllarda bir soru işareti bırakıyor. Yani bu nasıl bir şey? Onun dışında mesela diyelim ki Yunanistan'ın bugün ABD tarafından silahlandırılması veya Yunanistan'ın işte terör örgütü PKK yine DHKPC militanlarını orada bazı adalarda eğitmesi. Bu da zaten bir güvenlik zaafıdır NATO açısından. Türkiye hı hı. bu zaafın daha da büyümemesi için tabii ki de İsveç ve Finlandiya'nın önüne bir set çekmesi gerekiyordu. Burada karşı tarafın Türkiye anlaması gerekiyor. Yani onlar şunu bilmesi gerekiyor. Bugün İsveç bir El-Kaide kampı kurabilir mi İsveç'te? Hayır, ABD izin vermez. Veya işte kim vardır? Fransa'da bir terör kampı kurabilir mi? Veya NATO üyesi olarak işte... İrlanda, ayrılıkçı İrlanda teröristlerin bir kampını kuramaz. Sen, bu sınırlarda bile barındırılmaz. Evet, evet. Türkiye'nin niye o zaman böyle güvenlik endişelerini taşıyacak adımlara yer veriyorsunuz? Tabii sorması gereken önemli nokta. Tabii ki bu yarın çözülmeyecektir. Ancak çözülmesi için bir takım adımlar atılacaktır. Bunları da görebiliriz. Bu konu ama uzun zamandır da tartışılıyor. Aylardır biz gündemimize getiriyoruz ve bir çözüm de bulunmuş değil. Bu böyle devam mı edecek? Türkiye ne zamana kadar bu söylemini devam ettirecek ve İsveç ve Finlandiya'dan dolaylı yoldan ABD, NATO'dan da Türkiye'ye bir baskı var aslında. Üstü kapalı bir baskı var burada. Yani şöyle, burada bir kere Türkiye'nin bu adım söylemlerine geri adım atması Türkiye açısından yani bir güvenlik zafiyete yol açabilir. İkincisi ve Türkiye bugüne kadar bunu dile getiriyor ve bu dile getirmeyi de sonlandırırsa bu da yine Türkiye için iyi bir şey olmaz. O yüzden hı hı. Türkiye'nin burada en çok yapması gereken şey şu, sonuna kadar diplomatik kanallarda bunu kurmak ve şöyle de bir şey de var. Şimdi Türkiye evet bir takım baskılar var ama kimse İsveç ve Finlandiya yüzünden Türkiye'de çok büyük baskılar kurmayacak. Baktığımız hak taraf Türkiye mi? Türkiye. Evet. Türkiye NATO'nun 3. 4. en güçlü ordusu mu? En güçlü ordularından bir tanesi. Türkiye 1952'den bu yana NATO üyesi mi? NATO üyesi. Tamam da. Ve en doğudaki NATO üyesi mi? Yine en doğudaki NATO üyesi. Yani bu kadar Türkiye'nin önemli stratejik konumu varken, Türk ordusu bu kadar NATO içerisinde
girmişken ve her zaman NATO'da ön planda olmuşken siz şimdi çıkıp da bir Finlandiya ve İsveç için herhalde Türkiye'yi de gözden çıkaracak değillerdir. Bir de şöyle bir şey var. NATO'da hiçbir zaman ihraç mekanizması yoktu. Yani bugün kimse, bugüne kadar kimse NATO'da ihraç edilmedi, çıkarılmadı. Ama NATO'nun her bir üyesinin bir veto etme hakkı vardı. Evet, Türkiye'de, bu Türkiye'nin en doğal hakkı. Evet, Türkiye'de bunu kullanıyor. Zamanında mesela Norveç bize karşı bunu yapmıştı. Mesela biz üye olmak istediğimizde 1952'de Norveç bir veto yetkisi kullanmış. Daha sonra işte bu görüşüldü, kabul edildi. İşte burada Türkiye veto hakkını kullanıyor. Yani bu illa bugün istiyoruz diye olmaz, gerekmez ki. Mesela Makedonya yıllarca olmaya çalıştı NATO'yu. Ukrayna da aynı şekilde. Evet. Yunan denize vermedi. Niye izlememedi biliyor musunuz? İsim yüzünden. Dedi ki ben Makedonya ismini kabul etmiyorum. Kuzey Makedonya diyelim. Bundan sonra mecbur olarak referanduma gittiler. İsimlerini değiştirdiler. Kuzey Makedonya oldular. İki ismi değişti. Evet. Onun için ya sadece isme takılı kaldıkları için. Tamam da biri isme takılı kalıyor. Bir diğer tarafta sen alenen işte Öcalan'ın posterlerini yansıtıyorsun. İşte flamalarını koyuyorsun. Yani tamam da bu kabul edilecek bir şey değil ki. O yüzden de Türkiye burada haklı taleplerin görülmesi gerekiyor. Ha her zaman mı NATO hakkı görüyor? Bence görmüyor. Çünkü niye? Mesela burada diyelim ki İngiltere böyle bir sorunla karşılaşsaydı eminim ki Batı ülkelerin tepkisi çok daha farklı ama maalesef Türkiye olunca iş burada. Bunu çok da hakikatleri görmek istemiyorlar. Peki Türkiye terör konusunu ön plana çıkarıyor. Terör konusu dışında herhangi öncelediği bir konu var mı? Farklı amaçlar, hedefler neler? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmamasında. Yani Türkiye'nin bir kere ana zaten konu hakikaten de terör sorunu. İkincisi İsveç'in mesela Türkiye'ye karşı bir silah ambargosu vardı. Bunun kaldırılması gerekiyor. Yani biz müttefiksek bu nasıl müttefiklik? Sen bana karşı ambargo uygulayacaksın. İkincisi de belki Rusya ile ilişkiler nedeniyle ve Rusya ile bir takım pazarlıklar nedeniyle başka bir şeyle düşünmüş olabilir. Ama şu an o henüz basında ciddi bir şekilde yani tabii kulislerde dolaşan çok şeyler var da evet. Ciddi bir şekilde yansımış bir şey yok. Yani elde tutulur hem Rus basını izlediğimizde hem Türk basını izlediğimizde böyle şeylerle karşılaşmadığımız için o yüzden net olarak bir şey söylemeyiz ama sadece böyle bir iddialan da olduğunu görüyoruz, okuyoruz ama ciddi bir şey yok henüz. Bunlar şu an şu süreçte hem spekülasyon hem de iddia. Peki Türkiye bu konuda ABD'ye de bir söylem geliştiriyor olabilir mi? İsveç ve Finlandiya üzerinden ABD'ye de bir mesaj, ABD'nin de ambargolarını kaldırılmasına yönelik veya desteğin artırılmasına yönelik bir mesaj gönderiyor olabilir mi? Yani şöyle bunu ABD senatörler de ifade ettiler. İşte bir takım hem kıdemli senatörlerden hem de ABD dışişleri yetkililerinden isim vermeyen o ünlü Reuters'a konuşan yetkililerden bazıları şunu ifade ettiler. Türkiye belki bu konu kapsamında F-35 pazarlığını, F-16 pazarlığını açabilir. Ancak bu hiçbir zaman F-35 süreci ve F-16'ların modernleştirmesi süreci hiçbir zaman bu konunun parçası olmayacaktır denildi. Hı hı. Yani ama Türkiye'de henüz böyle bir şey yanıt gelmedi. İkincisi de şimdi açık konuşmak gerekirse ABD'nin burada Türkiye silah ambargosu tamamen farklı bir şey. Niye? S-400 o satılmaması nedeniyle Türkiye, Patriot sistemi Türkiye'ye satılmaması nedeniyle Türkiye gitti Rusya'dan S-400'ler aldı. Şimdi bu çok olan farklı bir... Ve F'ler de evet, vardı. F-35'ler programı da çıkardık bu nedenle. Şimdi bu tamamen başka bir konu. İsveç ve Finlandiya'nın tutumu başka bir konu. Şimdi belki daha Türkiye isteyebilir miydi? Hadi şu bu üzerinden F-35'ler alalım ama burada konu F-35 değil ki. Hadi diyelim ki Amerika bize 10 tane F-35'i ödedi. Parasını ödediğimiz F-35'ler. Hibe değil. Evet, parasını ödedik. Parasını ödediğimiz F-35'leri bize ödesin. Ama eğer ki İsveç'i de biz kabul ettirelim. Hadi tamam. İsveç kabul oldu, F-35'ler aldık ama buna rağmen Türkiye'ye karşı İsveç'te PKK para topluyor, adam devşiriyor, anti-Türkiye propagandası yapıyor. Bu bir şey değiştirecek mi Türkiye açısından? Yine kabul edilebilecek. Yine kabul edilecek bir durum değil. Evet, bu konuda böyleydi. Peki G7'de de liderler, ülkeler, 7 ekonomide güçlü 7 ülke toplandı ve Rusya'ya da yaptırımlar konusu. Ukrayna işgalinden dolayı Rusya'da, Rusya'ya yaptırımlar konusu tekrar gündeme geldi. İşte ABD Başkanı Joe Biden'a dün açıklamalarında yer verdi. Altın ve petrol konusunda da Rusya'ya bazı ambargolar tekrar uygulanmaya kararı da alınacak. Bu yaptırımlar arttıkça hangi ülkeler zarar görüyor? Hem enerji, hem petrol, hem de altın konusunda. Yani şöyle, şimdi artık dünyada ekonomi o kadar iç içe geçmiş bir durumda ki, yani burada şimdi ilk ekonomik yaptırımlar uygulandığında biz şunu bekliyorduk. Yani Rusya herhalde daha fazla zarar görecektir diye. Evet. Ama bir taraftan Avrupa ülkeleri ve Amerika da zarar görmeye başladı. Şimdi Rusya'nın aslında zararlarının şöyle bir şey var. Şimdi Rusya'yı biraz tanımak lazım bu konuda. Rusya bir şeyin üzerine çok rahatlıkla kapatabilecek bir ülke. Yani diyelim ki Rusya'da bugün ekonomik sıkıntılar var ise bunun üstü kapatılacak. İşte Rusya'nın bir takım ekonomide zorlukları var ise, ambargo nedeniyle bir takım zorluklar yaşıyorsa bunu kapatacak. Ama şimdi
Batı ülkelerinde, Avrupa'da ve Amerika'da şeffaflık olduğu için ve bu nedenle de bu şeffaflık dolayısıyla da Amerika ve Avrupa zaten yaşadığı zararı örtmüyor ve örtemez de, yani kamuoyu buna izin vermez, ama Rusya bu işte zararları olabildiğince saklıyor da bilir, üstünü kapatabilir ve işte belki de Kuzey Kore ve İran bunu yıllarca yaptı. Yaptırmaları, delme üsuller de belki, yollar da belki vardı. Belki 3 ay sonra öyle bir şey ortaya çıkacak ki biz diyecekmiş, aa mesela Rusya işte Hindistan'la birlikte yaptırmalar farklı bir deneme yolunu bulmuş diyeceğiz. Yani Rusya belki de yaptırmalar bir yoldan da deliyor olabilir. Yani bu gibi şeylerde şimdi Avrupa'nın zararı mı var mı var? Evet. Avrupa zaten zarar göreceğini biliyor muydu? Biliyordu. Ama Rusya'ya da bir dur demenin lazımdı. Şimdi Rusya'da iki yoldan siz durdurabilirsiniz. Ya askeri müdahalede ya da ekonomik müdahalede bulunacaksınız. Şimdi askeri müdahalede bulunursanız Rusya küçük bir ülke değil. Çok fazla zafiyet olabilir. Nükleer silahları var. Evet. Ve çok büyük bir ordusu var ve çok büyük bir geçmişi var. Şimdi bu nedenle de 3. Dünya Savaşı'na dahi götürebilecek bir durumdur dünyaya ve bu asla olamazdı. Ekonomik yaptırımlarla ortaya çıktı ama biz şunu da gördük. Yani şimdi Batı'nın da çok fazla şişirilme bir imajı varmış ve bu imaj da aslında. Şimdi Rus ordusu imajı nasıl Ukrayna'da bozulduysa, dağıldıysa aslında çok güçlü. Tüm ekonomik dengeleri eline birleştiriyor. Tüm işte birkaç şirketler var. Bunlar dünyayı kontrol ediyor. Kimse bunlara karşı gelemez, diyemez. Yani burada da aslında Batı'nın o imajının da, o ekonomik güç imajının da çizildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bakın Şubat ayından bu yana, hatta Şubat'ın öncesinde yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. Şimdi kaç ay geçti ama Rusya ekonomisi bir takım zararlar gördü ama çok da ciddi zararlar görmedi. Hatta şu süreçte son 7 yılda dolara karşı Rus rublesinin zirvede olduğunu da görüyoruz. Evet. Yani ekonomi aslında değer, Rus ekonomisi değer de kazanıyor. Savaşta olan bir ülkeye rağmen bu çok şaşırtıcı. Şimdi bizim Türk liramızdan farklı olarak biz değer kaybederken onlar değer kazanıyorlar. İlginç bir süreç. Yani gerçekten tabii. Dünyayı karşısına alan bir ülkenin, hem Avrupa'yı hem ABD'yi, diğer ülkeleri de karşısına alan bir ülkenin savaşta olmayan ülkelere karşı daha ekonomisinin yükseklere başta olması enteresan. Tabii ama ki bu, bunu da ifade edeyim, ama bu rublenin yükselişe geçmesi de yani geçici bir süreliğine de olabilir. Yani biz öyle tam diyemeyiz. İşte ruble vurdu geçti, işte ruble değer yıkar. Evet. Nasıl? Şimdi normal değil bir şeyin olması. Şöyle bir şey diyorum. Şimdi savaş başladığında Rus rublesi dolar karşısında 1 dolar 78 rubleye denk geliyordu. Savaşın ilk günlerinde 120'ye kadar çıktı. Şu an 50'ler civarında. Ama bu normal değil. Ya zaten o kadar iyiydi. Niye o zaman savaştan önce 40'larda değildi ki? Savaş başladığından sonra 50'lere niye indi yani? Bu geçici bir dalgalanma da olabilir piyasalar açısından. Evet, evet. Yani bunu da öyle görmekte fayda var. Dediğin gibi son 7 yılın zirvesinde Rus rublesi ABD doları karşısında, hı-hı, fakat 7 yıl öncesinde de çok düşük seviyelerdeydi. Şu anda, evet, da düşük seviyelerde, daha da düşük ortalama seviyelere evrildi. Rusya'nın ordu gücünü Ukrayna karşısında gördüğümüzü söyledin. Burada da bir zayıflık mı söz konusu, yoksa Rusya kendi eliyle mi alamadı savaşı, ya da belli güçlerden orada çekindiği için mi, tam olarak bir katliam yapmak istemediği için mi kendi gücünü gösteremedi? Yani aslında Rusya gücünü bir nevi istediği boyutta gösterdi. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırdı derken biz bazen bir şeyler doğru okuyamıyoruz. Bu dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük saldırı operasyonu Adolf Hitler'in Haziran ayı 1941'de Rusya'ya düzenlediği saldırıdır. O, yani SSCB'ye. O saldırıda dahi 3 milyon sadece asker iştirak etmiştir. Evet. Yani aslında Alman ordusu o dönemde 14 milyondu ama sadece 3 milyon kişi orada. Veya aktif personel 7 milyon civarında, sadece 3 milyon orada bulunmuş. Şimdi Rusya dediğimizde Rusya'nın askeri gücü bugün 1,5 milyon, 1 milyon arasında değişen, tam dakik rakamlar bilinmese de bir ordudan bahsediyoruz. Herhalde yani 1 milyon asker girmedi bugün Ukrayna topraklarına. 100-150 bin civarında bir askeri personel girişinden bahsedildi. Hı hı. Ve bu da büyük ihtimal başarısızlık oldu mu? Evet, oldu. Rusya Ukrayna'ya hakikaten de bir hafife alma durumu yaşadı ve 3 cepheden saldırdı. Donetsk Lugansk cephesinden, aynı zamanda daha Donetsk Lugansk'ın kuzey cephesinden, bir de direkt Kiev'den, Kiev üzerine bir saldırı başlattı ve Kiev üzerinde Rusya çok da başarılı olmadı. Donetsk ve Lugansk'ın kuzeyinde çok da başarılı olmadı. Sadece doğu cephesinde bugün biraz başarılı olduğunu görüyoruz. Açıkçası Ukrayna'ya gittikçe Karadeniz'de bağlarını koparıyor ve Ukrayna'ya bir denizi olmayan kapanık ülke haline getirmeye çalışıyor Rusya. Rus ordusu belki de ilk günlerde şimdi taktik değişikliğine gidebilmiş olabilir. Bir strateji değişikliği. Daha doğrusu taktik değil de strateji değişikliği. Şöyle, şimdi ilk günlerde hakikaten de Ukrayna'ya ciddi bir saldırı başlattı ama Ukrayna ordusunun da son 8-7 yılda çok iyi hazırlandığını görüyoruz. 2014'ten bu yana, yani 8 senede iyi hazırlanmış. Amerika'dan ve diğer
NATO ülkelerinden iyi bir silah desteği almıştı. Ve mesela bir Javelin hakikaten de Rusya RPG'lerine kıyasla, hatta tanklarına kıyasla çok üstün bir başarı sergiliyordu. Şimdi Rusya şunu gördü. Ukrayna'nın elinde çok ciddi bir silah envanteri bulunuyor. Saldırılar da zaten ilk günde çok da istediği gibi gitmedi. 3 cephe açtılar ama bu 3 cephe de Rus ordusu başarılı olmadı. Bir de şunu gördü, yani Kiev'i ele geçirsen ne ele geçirmesen. Sadece sembolik bir başarı olarak kalacaktı. Mesela bu ilginç, hatta Rus tarihinde böyle bir şey. Napolyon Rusya üzerine saldırdığında yanılmıyorsa 1. Alexander'a demişler ki işte Rusya gelecek, Fransızlar gelecek ve Moskova'yı ele geçirecekler. Ama Moskova'yı veremeyiz demişler. O demiş ki verelim. Niye demiş? Demiş ki Moskova sadece bir sembol. Sembolü kaybetmek bir şey değiştirmez bizim için. Bizim için savaşın sonunu kazanmak önemlidir. Nitekim öyle doğmuştur. Rus ordusu Napolyon'u yemiş, hatta Paris'e kadar gitmiştir. Şimdi öyle bir şey. Putin de şunu gördü. Evet, Kiev istiyor muydu? İstiyordu. Ama şunu gördü. İşte Kiev'e saldırmak bir sembol olarak kalacaktı. Yani sembolik bir şehri geçirecekti. Rusya ve sona kadar zaten elinde tutamazdı. Rusya o yüzden bir strateji değişikliğine giderek sadece ülkenin güneyinde ilerlemeye çalıştı. Donbas, Lugansk bölgesi, Kırım bölgesinin kuzeyini ele geçirdi. Şu anda da zaten saldırılarını haberimizde de dün verdik. Severodonetsk bölgesini ele geçirdi ve bugün de saldırılarını daha çok Odessa, yine aynı düzeyde yapmaya çalışıyor. Çünkü Rusya için önemli olan Karadeniz'e kavuşmak, o Karadeniz'i tamamen ele geçirmek, sahillerini ve Ukrayna'yı bir nevi Karadeniz'den koparmaktı. Bu daha önemli bir noktaydı onun için. Ve bunun için de Rusya bugün şiddete çatışmalara rağmen bir takım başarılar elde ediyor. Ve burada şimdi şöyle bir şey de oldu. Batı da Ukrayna'ya yeterli desteği vermedi bugüne kadar. Yani bir şey, Batı ilk günlerinde, hatta ilk bir iki haftadan sonra şu taktiği izlemeye çalıştı. Biz Rusya'yı yıprattıkça yıpratan taktiği izlemeye başladı ama bu savaş devam etsin. Evet, savaş devam etsin ama görünüş şu oldu ki Rusya'da çok çabuk yıpranmıyormuş ve Batı da burada bir aslında yanlışa düştü diyebiliriz. Ve Rusya bugüne kadar da hala savaşı sürdürüyor. Bir de propagandalar mesela çok farklıydı. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi Sovyetler Birliği zamanında böyle bir ifade vardı. Savaşın iki kolu vardır. Biri asker, biri enformasyon. Enformasyon da %90 yalandır derlerdi. Şimdi hakikaten de şimdi 40 bin, 45 bin Rus asker öldürüldü falan diyorduk. Bu rakamlar çok fazla. Yani bu kadar da olmaz. Yani hatta benim Rus kaynaklarını taradıklarımda Rusya'nın kayıplarının maksimum 7-8 bin civarında olduğunu görebiliriz. Onlar da çoğu zaten asker değil. İşte orada Wagner'ler var. İşte Suriye'den getirdiği paralı savaşçılar var. Ve dünyanın Orta Asya'nın topladığı bir takım paralı savaşçılar var. Bunlar da çok savaştırıyor. Veya işte Kadirov'un, Çeçen Kadirov'un işte asker olmayan ama milis gibi dolaşan böyle bir takım kendince milis gruplar var. Onlar savaşıyor falan ama Rus ordusu askeri değil bu anda kaybı. Rusya'nın da burada şirmeleri var tabii. Ukrayna ordusunun 35 bin kaybından bahsettiler. Yine Ukrayna'nın kaybı maksimum 10-15 bin arasında kaybeder. Ama Ukrayna burada, bunu da söylemekte fayda var, Rusya'ya karşı çok başarılı bir direniş sergiledi. Bugün bir takım kırılmalar, zayıflamalar olsa da hala bu direnişi sürdürüyor. Evet, orada da aslında bu yanlış bilgilerin, ilk süreçte çıkan işte çok fazla Rus ordusundan kayıpların olduğunu bilgisini de İngiltere kaynaklı, İngiltere medyasının orada yoğunlukla bulunduğunu da biliyoruz. Onlardan kaynaklı da yanlış bilgi aktarımı da olduğunu zaman zaman da gördük aslında. Bu süreçte Rusya yaptırımlarla hem ABD ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden hem de ABD'den yaptırımlarla karşılaşıyor. Ama tek yaptırımda bulunan aslında bu ülkeler de değil, Rusya da elinden geldiğince zorda bırakıyor bu ülkeleri. Avrupa'ya mesela enerji ve petrol konusunda da büyük ambargoları var bu süreçte. Hatta gördüğümüz üzere Vladimir Putin'in de tarih vererek açıkladığı, işte bu ayın şu zamanına kadar işte ödemeleri değiştirmezseniz, ruble üzerinden yapmazsanız enerjiyi keseriz gibi tehditleri de var. Avrupa bu tehditlere karşı nasıl önlemler alıyor? Mesela bugün alınan bir karar vardı. Rusya default ilan edildi. Default nedir? Borçları ödeyemeyecek hale gelmektir. Yani ödemeler krizi bir ülkede başladığında o ülkenin ekonomisi için çok büyük bir felaket demektir. Rusya'nın parası var mı? Var. Ama Rusya mali sisteminden, finansal sisteminden atıldığı için parasını ödeyemiyor. Yani şöyle bir şey düşüneyim. Sen bana para diyorsun, kartla gönder. Ben diyorum ki bende bir bavul para var. Sen diyorsun ki ben bir bavul para istemiyorum ve sende ruble var. Ben sana diyorum ki bana ya dolar vereceksin ya da euro vereceksin. Şimdi Rusya'nın parası var mı? Var. Hatta doları da var, eurosu da var ama mali sisteminden, finansal sisteminden atıldı. Veya kartında para var ama kartı kullanamıyor. Yani evet, böyle düşünüyorum. Evet. Şimdi bir Rusya'ya karşı bir default getirildi. Şimdi default'un getirilmesi aynı zamanda işte Standard Poor's olsun ve diğer Fitch raporları olsun. Bunlara yansıdığında yani Rusya'nın kredi
rakamlara düşecek. Yani A plus'tan veya B negatiften C negatife kadar gerileme bir süreci olabilir belki de. Aynı zamanda işte Rusya'nın borçlanma riski çok fazla yükselebilecek. Bunu göreceğiz. İkincisi, Avrupa'nın bir takım sadece mali ve finansal açıdan değil, kendisinin işte fiziki olarak, teknik olarak yaptığı da birçok önlemler vardır. Mesela biz geçen bir özel röportaj yapmıştık Rusya Ukrayna Enerji Fonu Başkanı'yla. O da şunu belirtti. Biz dedi ki Avrupa ülkeleri yaptığımız görüşmelerde artık Avrupa'da bundan sonra öyle sistemler geliştirilecek ki evlerin diyelim ki ısındırılması, araçların kullanılmasında işte ısındırması, doğalgazın daha az kullanılması, araçlarda veya diğer şeylerde akaryakıtın daha az kullanılması gibi sistemler geliştirecek. Sanayide de önemli. Evet, sanayide de bu şeyle yapılacak. Yani hep bunu %100 başaracaklar mı? Hayır, başarmayacaklar. Ama şöyle bir şey var. Rusya'nın ikide bir onların kafasına silah gibi dayayıp da bu yaptırımlarda tehdit etmesi de kabul edilecek bir durum değildi. Yani bir sene, iki sene, üç sene katlanırsınız da ne kadar katlanacaksınız? Evet. Rusya hey canlı istediğini yapacak, sonra bak gazınızı keserim diyecekse bu iş olmaz herhalde. Avrupa'da evet, bunu kabul etmez. Bu süreçte de hani Rusya'nın gazını, enerjisini, petrolünü kesmesi sadece işte Avrupa ülkelerini zedelemiyor. Doğal olarak da Rusya'nın da para, maddi gelirini de kısıtlıyor. Tabii Rusya'nın da şu an şöyle bir şey diyeyim. Venezuela mesela, tabii Rusya henüz bir Venezuela veya olmayacaktır. Bir Venezuela değil ama şimdi Venezuela'nın bir sürü petrolü vardı, satamıyordu. Ve işte Trump döneminde Hasan Ruhani açıklamıştı. Tüm tankerlerimiz ağzına kadar dolu ama kimseye bir şey satamıyoruz demişti. Rusya da büyük ihtimal o şeyi yaşayabilir. Henüz tam olarak Rusya o kadar kapana sıkıştırılmadı. Ancak bu daha da artırılarak Rusya'nın doğalgaz ve petrol gelirleri sıfıra indirilebilir veya minimalize edilebilir. Bu da Rusya açısından 2022-2023 bütçesinde büyük açık vermeye neden olabilir. Evet, son kısa olarak şunu değerlendirmeni isteyeyim. Mısır ve İsrail'le de bir anlaşma söz konusuydu AB, Avrupa Birliği ülkelerinin. Bu anlaşmada sonuç çıktı mı? Yani bu anlaşma tamamen şu üzerine yoğunlaşmış bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanın bağlamasının temel sebebi Türkiye'ye karşı iki tarafın da birleşmesi sebebiydi. Hem Mısır'da darbeci Sisi rejimiyle İşte İsrail yönetiminin, İsrail rejiminin birlikte anlaşması sonucu işte ikisi de Türkiye'ye karşıydı. Bir de Ege ve Akdeniz krizi sebebiyle Yunanistan'ın kazandığı Avrupa Birliği ülkelerinin birlikte bir ortak anlaşmasıydı. Bu açıkçası bu anlaşmanın çok da bir niteliği olmayan bir anlaşma. Arka yapılabilir mi? Yapılabilir ama denizin dibinden işte Girit Adası'na, oradan Yunanistan'a, oradan Avrupa'ya geçirilmesi çok daha fazla maliyetli bir iş haline gelecekti. Yani o belki tankere taşırsanız daha ucuz olur. Yani bu tamamen Türkiye'ye karşı bir abaltına sopa gösterme gibi okunacak bir şeydi ama henüz görüşü toplanıp dağılıyorlar ama bir şeyden elde etmiş değiller. Çünkü bu tamamen işte Türkiye'yi sinirlendirmek için, Türkiye'yi sinirlerle oynamak için yapılmış bir görüşmeler süreci. Evet Ayhe Kazım, son olarak dedik ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de biraz daha normal sürece evrildiğini görüyoruz. Son olarak neler yaşandı? Son olarak neler yaşandı? İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, Yair Lapid. Tabii şimdi Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşme sürecinin başlaması iki ülkeden de kaynaklanan çok da bir durum değildir. İsrail bugün Amerika'daki yeni yönetim, demokratlar yönetimi bugün Orta Doğu'da bir sessizlik istiyor kendince. Çünkü onun daha çok mücadele ettiği noktaların işte hem Rusya hem de Çin olduğunu düşünüyorlar. Çünkü zamanında 2011 Eylül olaylarının ardından Amerika bölgede Irak işgaliyle aktif şekilde bölgede müdahil oldu. Ondan sonra Arap Baharı döneminde de yine Amerika bölgede aktif olarak bir şeyler yapmaya çalıştı ama hem Irak işgali döneminde hem de Arap Baharı döneminde maalesef bölge çok ciddi bir istikrarsızlığa sürüklendi. Bölge ülkeleri birçok ülke parçalanma noktasına geldi. İç savaşlar başladı. Burada tabii ki sağlam ayakta kalan ülkelerden bir tanesi de çünkü Türkiye'nin yönetim şekli bir demokrasi olduğu için mesela diyelim ki Hüsnü Mübarek gibi bir diktatör veya Suudi Arabistan krallığı gibi bir sistem yok. Bir demokratik yönetim olduğu için ve o dönemlerde Batı tarafından AK Parti'nin ciddi şekilde desteklendiği için Türkiye tabii ki bunları göremedi ve zaten Türkiye'de o ülkeler aynı sahipleri taşıyan bir ülke değil Türkiye. Bu nedenle biz bunlardan çok şükürler olsun etkilenmedik. Lakin ondan sonra işte 2018'de İsrail'in özellikle bu Arap Baharı'ndan sonra bölgenin istikrarsızlaşmasından faydalanarak Filistin üzerine ciddi bir baskı yapması da Türkiye'nin de tepkisine neden oldu. Ve bundan sonra Amerika'da Trump gitti. İşte 2020'de Biden iktidara geldi. Biden iktidara geldikten sonra Biden bir kere şimdi bir şeyi anlamakta fayda var Yavuz. Biz her zaman şunu düşünüyoruz.
bir odada toplanıyorlar. İşte ABD Başkanı oturuyor. İki tane siyonistliği karşısına koyuyor. Diyorlar ki şunu şöyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız, şunu şöyle. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bu dış politik olamaz. Tam aksine Biden Netanyahu'yu çok da fazla sevmiyordu ve onun iktidarda kalmasını istemiyordu. Tam aksine kendisine daha yakın olarak gördüğü Yair Lapid'in iktidara gelmesini istiyordu. Nitekim bunu da yapabildi. Gerçekleşti. Evet, Netanyahu'dan desteğini çekti ve Netanyahu ABD'ye rağmen iktidar olamazdı İsrail'de. Ve bunun için de Yair Lapid'i iktidara taşıdı. Şu anda Yair Lapid'le yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Yair Lapid Netanyahu'ya baktığımızda daha az saldırgan. Saldırgan değil demiyorum. Daha az saldırgan. Ben de onu söyleyecektim. Daha farklı bir İsrail mi göreceğiz bu süreçte? Yani daha farklı İsrail göremeyiz. Çünkü şöyle bir şey. İsrail'in şimdi o mayası dediğimiz şey var ya. İsrail'in mayası zaten bugün Filistinlilere karşı ve Müslümanlara karşı çatışma, evet, soykırım üzerine kurulmuş bir ülke. Biraz daha yumuşalabilir. Biraz daha yumuşalabilir ama şöyle yani hiçbir zaman öyle nezih ve insanlara, Araplara ve diğer kendisini Siyonizm işgalciliğini kabul etmeyenlere karşı çok da mülayim bir İsrail görmeyeceğiz. Ama biraz daha işte Amerika en azından bu dönem için sen fazla sesini çıkarma diyeceği ortalık bir dönem görebiliriz. Bu nedenle de hem Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılar çekmesi, hani aynı zamanda Netanyahu sonrası yeni iktidarın da, Yair Lapid iktidarın da ABD'ye destek duyması, ihtiyaç duyması. O nedenle de bu iki ülkenin de ABD'nin biraz isteğiyle masaya oturduğunu görüyoruz. Evet Kazım, konuşulacak aslında hem Yunanistan hem Afganistan konuları, daha fazla konular vardı, evet, ama seni daha fazla da yormak istemiyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok sağ ol. TV5 Dış Politika Editörü Kazım Kazımov bizlerle birlikteydi. Sayın seyirciler, birçok önemli meseleye değindik. Tabii ki Rusya, Ukrayna Savaşı'nın arka planında ve karşılığında ABD ve Avrupa ülkeleri şu an ne süreçte, nasıl bir tutum sergiliyorlar? Bunlar önemli konulardı. Bunları değerlendirdik. Kazımov'a sorduk. Cevaplı değerli görüşlerini de aldık. Devam ediyoruz. Ukrayna Savaşı dedik. Son gelişmeleri sizler için ekranlara getirelim. Ukrayna Savaşı'nda cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı son süreçte. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki şehri tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. Ukraynalı yetkililer de şehir Rus ordusu tarafından tamamen işgal edildi açıklamasını yaptı. Rus ordusu doğu cephesinde ilerlemeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Konashenkov yaptığı açıklamada sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovkoy şehri ile Voronova ve Sirtoni yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin belediye başkanı yaptığı açıklamada şehir Rus ordusu tarafından tamamen işgal edildi dedi. Savaş başladığı günden bu yana Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ilk kez bölgedeki durumu bizzat incelemek için Ukrayna'ya gitti. Bilindiği üzere Ukrayna Savaşı 24 Şubat'tan bu yana şiddetli bir şekilde devam ediyor. Rus ordusu saldırılarını önce 3 cepheden başlatsa da bir süre sonra Kiev civarından çekildi. Doğu sınırlarında da ileriye yönelik saldırılarını sonlandırdı. Rus ordusu son 3 ayda dikkatini ülkenin doğusuna ve Karadeniz sahillerine çevirdi. Rus ordusu burada ilerleme kaydetmeye başladı. Evet sayın seyirciler, ekonomide bildiğiniz üzere hayat pahalılığı artışlarda çok yüksek seviyelere yükseldi. Bu süreçte de tabii ki yetkili isimlerden de iktidar kanadından da açıklamalar ve adımlar bekleniyordu. Asgari ücret konusu çok önemliydi. 4253 lira kaç lira olacak? Temmuz'da bir zam gelecek mi? Bu konu önemliydi. Bu haberimizi getiriyoruz şimdi sizler için ekranlara. Asgari ücrette zam trafiği hız kazandı. İşçi ve işveren heyetiyle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücret konusuyla ilgili bir sunum yaptı. Patronlardan da asgari ücrete yeşil ışık geldi. Önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hafta başını işaret etmişti. Bu ekonomik şartlar altında çalışanların durumu ne olacak?
Türkiye'nin ücretlerinin durumu ne olacak? Asgari ücreti artışının gündeme gelmesiyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaştı. Sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla, bugün sabah işveren sendikalarımızla görüştüm. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yaptı. Asgari ücret böylesi yüksek enflasyon olan dönemlerde yılda 4 kez güncellenmelidir. İşçileri temsil eden taraflardan biri olan Türk İş geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. İşvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüşme gerçekleştirdi. Yani güzel bir görüşme oldu inşallah. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verirler. Biz de bundan mutlu oluruz. İşveren heyeti TİSK'te yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zam için yeşil ışık yakarak olumlu yaklaştıklarını açıkladı. Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımızla olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz. Asgari ücret tespit komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Bir diğer işçi sendikası AK İş'te Temmuz ayında asgari ücretin enflasyonun üzerinde artmasını istedi. Yeni asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında enflasyonun üzerinde bir artışı sağlasın istiyoruz. Tarafların tespit komisyonu için bir araya gelip zam miktarı için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Gözler şimdilik asgari ücret tespit komisyonunda. Evet, asgari ücret konusunda Vedat Bilgin'den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeşil ışık gelmişti. Tabii ki bugün kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sürüyor. Bu görüşmeden, bu toplantıdan önemli sonuçlar çıkacak, önemli gelişmeler. Peki ne kadar olacak? Asgari ücrete zam geldi, ne kadar gelecek? Önemli olan konu da bu. İlk bölümde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç bizlerle birlikteydi. Tabii ki yoksulluğun da oldukça yükseldiğini dile getirerek bu rakamın minimum 7.300-7.500 lira seviyelere yükselmesi gerektiğini dile getirdi. O kadar yükselir mi bilemeyiz fakat minimum en az o kadar yükselmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Ankara'da yolcular tarafından Ankara Metro ve Ego otobüslerinde unutulan 2210 adet eşya açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Yasal bekleme süresi dolmuş eşyalar. Ankaralıların da ilgisi oldukça yoğundu. Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar kapış kapış gitti. Ego Genel Müdürlüğü, Ankara Metro ve Ego otobüslerinde unutulan 2210 adet eşyayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Örneğin 10 çift ayakkabı çıkarttığımız zaman herkes görecek. Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan eşyaların satışına Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Evet, bu konuda 150 liradan başlatıyoruz. 150 lira. Düzenlenen açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı. Ego Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmayla ilgili olarak şunları söyledi. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira, 17, 17. Bu seneki satışımız gerçekten biz de bu kadar yoğun beklemiyorduk. Daha önceki senelere de ben şahit oldum ama ilk kez bu kadar yoğun ve bir kalabalıkla karşılaştığımı söyleyebilirim. Satış listesine alınan eşyalar arasında TV kumandasından laptopa kadar birçok eşya yer aldı. Tablet olabilir, bilgisayar olabilir. O tip şeylere bakacağız. Onun dışında da ilgimizi çeken bir şey olursa alacağız inşallah. Görevli şoförler ve hareket memurları tarafından kayıp eşya servisine teslim edilen eşyalardan sahiplerine ulaşılamayanların listesi her ay Ego Genel Müdürlüğü'nün www.ego.gov.tr isimli internet sayfasında yayınlanıyor. Yasal bekleme süresi dolanlar satılıyor ve elde edilen gelir kuruma aktarılıyor. 17. Evet efendim, haber merkezindeydik. Bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. TV5'ten ayrılmayın.